Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Vallahi güzel güneşli bir Antalya sabahından tekrar hepinize merhaba. Yine bahçeye geldim. Dün biliyorsunuz kümesi çekmiştim. Bugün de geri kalan temizlikleri yapacağım. Ufak tefek düzenlemeleri yapacağım. Büyük kümesleri şu anda alamıyorum. Çünkü malzememiz eksik ve eleman sayısı yok. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Geldim. İlk etapta kuşları attım. 3 tane bozkirli, bir tane de takkalı boz dumanı attım. İsterseniz uçuma geçelim. Bu arada abone değilsek abone olalım. Aboneysek de yorum ve like bölümüne biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Hadi şimdi uçuma geçelim. Kuşlarımız havada zaten. Hemen şöyle arkadaşlar, şöyle zoom'u da açacağım. Kuşlarımızı atalı yaklaşık bir 10 dakika falan oldu. Videoyu öyle geçeyim dedim. Hava da güzel olunca, hayvanlar da neşesi yerinde olunca bu şekilde, bakın zoom sonda yükseldiler. Demin ta havalanın içine doğru gitmişlerdi. Oralarda geziyorlardı. 3 tane bozkirli, bir tane de bozduman takkalı var aralarında şu anda. Gayet güzel uçuyorlar. Geziyorlar. Taklaya da günmeye başladılar arkadaşlar. Bir tanesi sıka girmek üzere de diğerleri daha yeni yeni. Şöyle size göstereyim. Bakın bir tanesi İyice taklayı dönmeye başladı önceki bozkirlilerden. İlk uçumu aldıklarında. O yakında sıka girer. Havalar böyle giderse güzel. Ama arkadaşlar işte bir yağmur, işte bir dolu, bir bilmem ne derken gerçekten hayvanlar perişan oluyorlar. Yabani kuş geldi bir tane. Şöyle biraz zoom'u kısayım. Alçaklara bakın, bu iyice taklaya binmiş olan. Güneşin oraya geçtiren. Ha, şuradalar. Gayet performansları güzel. Arkadaşlar uçum kümesini de buradan alacağım. Onu da güneş gören bir yere alacağım. Onu şu karşıya alabilirim belki. Biraz orada durabilir. Şu karşıya, şu kümesin yanına alabilirim. Hayvanlar güneş görsün. Çünkü güneşe ihtiyaçları var. Nem, rutubet mahvediyor hayvanları. Bozkirliler burada. Bunlar inince size yerde de göstereyim arkadaşlar ben. Yani gerçekten bozkirli. Bu arada tavuk kümesine girdim. Folluğun içini pislemişler. Yumurtaların haline bakın. 3 gündür yumurta almıyordum, 2-3 gündür. Yumurtalar bu hale gelmiş. Bir de ufak beyaz pireler olmuş. Pire gibi bir şey. Gece bitimi diyorlar. Ne diyorlar ona? İnsanda durmuyor ama bir anda üstüme çurlandılar. Çıkınca hemen uçtu hepsi de. Ben de tuttum, hemen pompaya ilaç yaptım. Blotik. Bastım ilacı arkadaşlar. Bastım ilacı, vallahi hiç affetmedim. Şimdi birazdan da o folluğun içini temizleyeyim. Folluğun üstüne tüneyen bir tavuk var herhalde. O folluğun yerini bir değiştirmem lazım. Kuşlarımız nereye gitti? Kuşlar bu arada çok açık uçuyor arkadaşlar. Heh, bu taraftan geliyorlar bakın. Kuşlar çok açık uçuyor. Bakın ben ilaçlıyordum. Size söyledim ya, bakın farenin ölüsünü görüyor musunuz? Kurumuş bile. Yani burada altı buydu. O kümesin altı bu. Şimdi buralar komple temizleyince buralar güzel olacak. Daha da güzel olacak. Bakın burada demir kapım falan da var benim. Hani eski taraftan kalma. Hem kuşlar bakın hedefi buradan görecek. Böyle askeriye sınır bizim biliyorsunuz. Hem de gayet güzel olacak. Şunu falan kaldıracağım arkadaşlar. Bunun içine tavuk koyabilirim, horoz koyabilirim, bir şey koyabilirim. Kuşlarımız inecek zaten şimdi. Kuşlarımız insin. Hedefçilerimi de saldım. Direkt hedefe gittiler. Heh, hemen zaten gördüler. Aferin kızıma benim. Çoğu dişi arkadaşlar bozkirlilerin. Aferin size. Aferin size. Bozkirlilerin bunlar arkadaşlar. Taneli. Ayna kuyruklar var biliyorsunuz. Ben de dişi. Onlardan gelme bunlar. Son nokta dişinin torunları diyeyim yani size.
şöyle bağırları da biraz kınalı oluyor. 3 tane bozkirli var. Şu anda bozduman kirli de var. Onları da şimdi uçuracağım. Evet, bu grubumuzda da şöyle hemen göstereyim sizlere. 2 tane bozduman kirli, 1 tane gök, 1 tane de bozduman var. Şimdi bunları da bir kaldıralım arkadaşlar. Bunları yeni aldım uçuma. Bunlar daha acemi. Bunlar da buranın kurallarını öğrenecekler arkadaşlar. Yanlarında bir tane eskiden uçan gök var. Onu CC koyuyorum yanlarına. Diğerlerini kaldırıyorum onunla beraber. Sağa sola konmasınlar. Hedef eğitimine alışsınlar diye fazla da zorlamıyorum bu arada. Sizler de o şekilde yapın. Eğer zorlarsanız sağa sola atma şansları yüksek olur. Sağa sola atan kuş da hep alışır. Hep atar arkadaşlar. Şu bozduman kirli çevirmeye bile başlamış. Aferin. Şu bakın üstteki. Aferin. Aferin ona. Şimdi fazla zorlamayacağım. Bakın bunlar bir tur atsa iki tur atsa yeter. Önemli olan kalkıp gelip yerlerine inmeleri. Gerisi kolay. Özellikle hedefte kuşu da o yüzden tutuyorum arkadaşlar. Gelsinler yerlerine insinler diye. Bakın şimdi çekildim ortadan. Değneğe de koydum kenara. Sakladım sopamı. Şimdi kendileri turluyor. Hedefe inmeyi öğrenecekler. Gökbeneklenecek. Bakın. Gördünüz mü? Olay bu. Şimdi bir iki de mısır tırtıklasınlar. Müsaade var. Şimdi bunları kapatacağım. Diğer gruba geçeceğiz. Artık takla dönenlere geçiyoruz. Level yükseliyor gitgide. Bu grubumuzda iki tane boz var arkadaşlar. Şimdi bu iki bozu. Biri eke boz. Biri de yavru kızması yine. Yavru ekesi diyelim yani. Bu ikili grubu uçuruyorum bu grupta da. Bunlar da bayağı taklayı çevirdiler. Biri erkek, biri dişi bunların. Erkek olan 1,5 yaşına yaklaştı neredeyse. Aşırı kızgın olduğu için yükselmiyorlar. Bunlar. Altta da kuşu görüyor. Dişiliği, dişileri. Bakın yavru bayağı bir taklaya binmiş. Ben şimdi bu boz yavruyu artık şeyini değiştireceğim arkadaşlar. Bodisini. Bunu bozkirliyle. O başlayan bozkirliyle devam edeceğim. Şimdi onu gördüm. Erkek de kafa kaldırıyor bakın. Aferin. O da kafa kaldırmaya başlamış. Onu da bir erkekle. Aşırı da kızmış. Dişilerin arasında duruyor. Bozkirliler, dişiler kızgın arkadaşlar. Büyük kuş yani. Onlar küçük bu değil. Bunu bilin. Yavru ekesi oldular. Kanat kuyruk dizdiler. Hepsi manken gibi. Tabii erkeklerde de cazip geliyor. Erkeklere de cazip geliyor. Kızgın. Bakın neredeyse inerken de taklaya girmiş hayvan. Kendini sıkmaya başlamış. Tabii kuyrukları falan yarım. Ne olacak böylelikle de hayvan kendini tüyden dolayı biraz olsun beklemeye alıyor. İster istemez ağızları da açık kaldı. Şimdi diğer iki tane gruba geçelim. Evet arkadaşlar bunda da yine bozduman kirli. Erkek bir yavru. Yine boz bir dişi. Bir tane tekte boz uçuruyordum hatırlarsanız onun küçük kardeşi. Şimdi bunları bir kaldıralım. Bunlar bayağı bir ilerlediler. Bu daha tüyünü tamamlamadı erkek olan. Kalkışlar güzel, taklalı. Şimdi arkadaşlar bunlar yükselir. Bunlar artık yükselecekler çünkü ben bunu biliyorum. Bu ikisini uçurayım.
Bu dişi olan. Erkek olan bakın hemen kendini yükseğe atıyor. Görüyor musunuz nasıl çalışarak yükseğe attı kendini? Daha da yükseliyor. Bunlar hem hızlı uçar hem de yükselirler arkadaşlar. Yani bunlar öyle. Çünkü kendini yapmaya başlayan kuşlar. Üsttekinin daha tüyleri bozduman, kirlenin daha tüyleri tam değil. Kanat kuyruk tam değil. Eksikleri var. O yüzden tamamlayacak. Acele etmiyorum. Dişi çekindi bir şeyden ama. Bakın nasıl yükseğe kendini atıyor. Kafa kaldırmaya başladı o. Bir dişi ne gördü de böyle hareketler yapıyor. Allah Allah. Erçi boyu da patladı bakın. Aferin bol da taklalı yürüyor. Bir tane boz dumanlı vardı. Ben onu yanlış yere mi koydum acaba? Ha, uçmamış ki bu arkadaşlar. Bu uçacaktı ha. Bu uçacaktı. Ulan ben de diyorum boz dumanlı nerede? Bakın bu da başladıydı. Aferin benim çocuğuma. Aferin benim çocuğuma. Ha. Şimdi oldu arkadaşlar. Bir şey eksik diyordum ya. Bir şey eksik. Gerçekten bir şey eksik diyordum. Bakın ha. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Çünkü bir tane boz dumanlı eksik. Ben içimden düşünüyorum. Ulan diyorum Allah Allah. Acaba ne yaptım? O kuş yanlış bir yere mi koydum diyorum. Ama doğru yerdeymiş. Aferin çocuklarıma. Nasıl patlıyorlar. Bakın onlarda. Görüyor musunuz nasıl patlıyorlar? İşte böyle olacak. Şöyle paletin üstüne geçeyim. Güneş de gözüme geliyor. Bu dişi inecek herhalde. Aferin. Şunlara odaklanalım biraz. Çok güzel çalışıyorlar bunlar ikisi. Boz dumanıyla boz duman kirli çok güzel çalışıyor. Vallahi şu kümesleri de alaydım. Kümes işi bir biteydi. Çok güzel olurdu ama yine artık yine bir değişiklik yapacağım kendi kafama göre. Artık haftaya alacağım büyük kümesi. Dişi geldi, inecek mi? Dişi inmeye geliyor ama. Bunlar da birlikte takılıyor. Aferin sana boz duman. Oyna. Aferin. Dişiye bakın. Atıp atıp geliyor hedefe. Eşek sıpasına bakın. Lan git uç işte. Aferin. Hedef her yerden görmeleri iyi oluyor arkadaşlar. Şu anda hedef her yerden görüyorlar. Gel kızım in hadi in. İn. Aferin in. Evet şimdi kaldı yukarıdakiler. Biraz zoom açalım. Aferin çocuğum. Bunlar artık kafa kaldırmaya başladılar yukarıda. Kanat dövmeye başladılar. Gayet güzel. Beklediğimiz hareketler bunlar arkadaşlar. Tüyden de çıkıyor hayvanlar artık. Tüyünün çoğu bitirdi. Son birde olanlar, son ikide olanlar ve kuyruğu yarım olanlar var. Onlar da işte aferin çocuğuma. Onlar da tamamlayacak, bitirecekler. Nasipse güzel kuşlar izleyeceğiz.
Ama malum hepinizin de bildiği üzere yağmur bir yağıyor, bir duruyor, bir hava bulutlu, bir gasfetli, bir çamur, bir sel. Yani iklimler de bozuldu arkadaşlar. Ben gerçekten şaşıyorum. Bu sene iyice sapıttık. Çok güzel kuşlar uçurunca hedefliyordum. Kuş var ama uçuracak vakti şey bulamıyorum. Ya güneş, ya fırtına, ya yağmur, ya çamur. Yani resmen bizi bitirdi bu havalar. Aferin, çok güzel çalışıyorlar vallahi. Çok güzel zevke getiriyorlar birbirlerini. Görüyorsunuz yüksekte de uçuyorlar. Şu anda zoom açık arkadaşlar. Çok güzel de yüksek uçuyorlar. Her zaman söylediğimiz üzere atmacaya çok güzel yemlik oluyorlar ama yapacak hiçbir şey yok. Oyun kuşu yüksekte sökmeli. Bunun biri nereye gitti? Ha burada. Nasıl geliyor? Şöyle şeye bak, nasıl geziyor. Nasıl geziyor, nasıl? Aferin sana. Aferin, suyu dedim karpuz kabuklarına. Alçaldı. Alçaldı arkadaşlar. Aferin sana. Şimdi hayvanlar bahçeyi yadırgıyorlar arkadaşlar. Bir de o var. Buradaki kümes kalktı. Şu an benim durduğum yerde kümes vardı biliyorsunuz. Kümes kalkınca şaşkın oldular şimdi hayvanlar. Uçum kümesin diyorum, şu karşıya mı alsam? Nasıl olur sizce? Sabahtan akşama kadar güneş görür. Aferin sana. Sabahtan akşama kadar güneş görür arkadaşlar. Uçum kümesin de komple su konturası dönüklü etrafı. Kesinlikle yağmur su almaz. Laminant da getirdim. Onları da buraya alayım da. Gayet de güzel uçuyorlar. Aferin sana eşek. Aferin sana. Allah hızını alamıyor, bir daha alıyor. Şu kümes çektim arkadaşlar. Dün akşam var ya, bir uyumuşum. Yani bir yattım. O kadar rahat uyumuşum ki. Yorgunluktan. Talaşım çıkmış. Tek başına kolay değil arkadaşlar. 500 kiloluk kümesi ta oraya kadar sürükledim. Sadece şu kümesin tellerine takılıyor diye, tavuk kümesini. Oradan sokarken Boran'dan yardım istedim. Yine o sadece organize etti. Ben sağ yap, sol yap dedi. Ben ittirdim yine. Ama tek başına gerçekten bu işler zor oluyor arkadaşlar. Kendi bahçem olsa tuğladan güzel görelim, sıvarım. 7-24 güneş alır. Havalandırmasının üstüne facasını macasını hepsini yaparım güzelce. Hiç yer değiştirmeye gerek yok. Mis gibi kuru. Nem olmaz, rutubet olmaz. İçini dönerim. Ahşapla, lambiriyle, tahtayla. Çok güzel kümes yapabilirim yani. Benim işlerim bunlar. Benim elimden her iş geliyor arkadaşlar. Bunlar alçalınca devam edelim. İniyor arkadaşlar ki bozulman kirli. Aferin çocuğuma, in. Aferin. Kaldı bozulman. Bakalım bozulman birkaç oyun yapacak mı bize, kısa kısa da olsa yapar benim tahminimce. Çünkü o kıvama gelmiş. Aferin. Aferin sana eşek. Çok iyi. Aferin.
Hüseyin geldi arkadaşım, adaşım. Havalimanında taksiye. O da kuşçu. Şu anda onu gördüm. Cüttan gördüm şuradan aradan. Aferin. Çok hızlı uçuyor eşek. Niye öyle hızlandı? Orada patladı. Çok hızlandı. Çok hızlı uçuyor. Acayip heyecanlı kuş. Kanat hareketleri falan çok iyi arkadaşlar. Bakın. Bakın. Aferin de şey. Aferin çılgın şey. Maya hissetti mi? Görüyorum seni. Hoş geldin birader, gel. Hoş geldin. Kardeşim yine her zamanki gibi eli dolu gelmiş. Tadilata katkıda bulunmak için bekar tineye getirmiş bol miktarda. Enerji getirmiş bana. Tek başıma mücadele ediyorum diye portakal getirmiş. Oo, pide getirmiş. Boz dumanı bekliyorum birader. Dur şunu asalım şuraya da. Onu burada masaya koysaydın ya. Şu masaya koyaydık, yetişemiyor buraya. Buralar biraz karışık, o tarafa gitti. Aferin. Düzelteceksin onu. Evet. Bir de içine... Hah, ulan konuşurken iniyor kuşumuz. Arkadaşlar, aferin benim çocuğuma. Aferin benim çocuğuma. İn. İnin. Aferin benim çocuğuma. Boz dumanımız da indi arkadaşlar. Yavru uçum bu kadar. Eke uçuma geçeceğim. Ekeleri antrenman edeceğim. Baksanıza hayvanın ağzı açık kaldı sürekli çalışmaktan. Evet arkadaşlar, bu videomuzu böyle sonlandıralım. Şimdi ben şuraları bir toplayayım. Biraderim geldi. Biraderle biraz şuraları bir halledelim. Bir çay may semaverde yapayım. Canlısı çekmesin. Yakında olan varsa buyursun gelsin diyeceğim ama bir gün sonunda, iki gün sonunda oluyor. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Takipte kalın.